Evet arkadaşlar, boyumdan büyük işlere kalkıştım. Gördüğünüz gibi bu devasa küpeliği aldım. Çok güzel ya. Rengi muhteşem arkadaşlar. Baksanıza kocaman. Bu tek kalmış. Diğer renklerden çok var ama arkadaşlar bu renkten bulmak kolay değil. Bunu aldım. Bunu koyacağım. Yeni günelerden de aldım. Bakın. Muhteşem bir küpeli. Bunu böyle güzel yüksek bir saksıya diktim mi harika muhteşem olur. Şurada bir tane de buna benzeyen var ama aynısı mı ki? Aynısı mı bu? Aynısıysa bunu mu alsak? Bu daha yeşil sanki. Bunlara da dur şöyle bir çektireyim. Hangisi daha güzelse onu alacağım. Bu daha mı yeşil? Bakayım bir. Bu mu? Çiçeği aynı mı? Onun çiçeği daha büyük sanki değil mi? XX large. Bu ne kadar? 25. Aynı kenar. Hangini alsak? Bunu mu? Dur bakalım bir karar vereyim hangisi? Farklı gibiler sanki. Birlikte bir seçelim hangisini? Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz bahçeme, evime, kanalıma, Belçika'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de iyilik yapanlarınızın bol olduğu bir gün ümidiyle birlikte videoma başlıyorum. Evet, bugün neler yaptım? Bugün yine çok şeyler yaptım. Ve arkadaşlar biliyorsunuz bahçeyi artık yavaş yavaş toparlıyorum ama sormayın halimi yani. Ve arkadaşlar bakın bu küpü ben nerede buldum söyleyeyim size. Bunu ve şunu arkadaşlar. Bahçenin diğer kısmından buldum. Yani bu taraftan buldum. Birini de gülün dibinden söktüm. Ve dün de akşamüstü bu parçayı arkadaşlar şuradan, şu dip kısımdan buldum. Çünkü dedim ki madem ki atmamışlar, bu kırık küpler bir yerde vardır dedim ve bu küp kocaman, onu da söyleyeyim. Şöyle bir genel çekim alayım ki sizler benim saksılarımın ebatlarını az çok biliyorsunuz. Bakın bayağı bir büyük. Bunu bendeki şu saksı ayaklıklarını alaraktan yapıştırdım bu küpü arkadaşlar. Sonrasında kendi İonium'u, bunu Aysel'in çiçeklerinden getirdim. Daha doğrusu getirttim. Sevgili arkadaşım Hakan getirdi. Bu yapraklar hep alınacak arkadaşlar. Ve dedim ki bu küpe olsa olsa bu güzel durur. Bunu diktim ve şuradaki parçayı bulamadım arkadaşlar. Dedim ki bu doğal bir kırık oldu. Buraya da yine Purple Pearl Bronze vardı. Bir de kendi grapto dalımdan tutturuverdim. Bunu da kırıktı arkadaşlar. Kırık parçaları bu şekilde. Biliyorsunuz Instagram'da da çok görmüşsünüzdür. Kırık parçaları şu şekilde katman katman yaparak buraya monte ettim. Bakın bu şekilde. Bunlar da hep benim sukulentlerim. Bu da Purple Pearl arkadaşlar. Bunun rengi muhteşemdir. Ve diğer küpü de burada değerlendirmiştim biliyorsunuz. Böyle güzel bir giriş yaptım arkadaşlar evin girişine. Dün video çektikten sonra akşamüstü şöyle saçımı başımı toparladıktan sonra buraya yine ilavelerim oldu. Semperler biliyorsunuz soğuğa çok dayanıklı, onları oraya aldım. Yer seramdan sökmüş olduğum bir türüm vardı, onu oraya aldım. Şu anda eğilemiyorum arkadaşlar, migren başladı. Çünkü sabahtan beri yine bahçede iş yapıyorum, göstereceğim ne yaptığımı. Sonra bir tane solar lambam vardı, onu oraya koydum ama bu küp saksılarım burada. Buraya bir tane daha İonium diktim arkadaşlar. Yine oraya bir tane daha çikolata da İonium diktim. Kul tasarımdan almıştım. Ondan sonra bu saksımı getirdim. Bunları arkadaşlar bu şekilde dizayn ettim. Bir de benim lambam vardı. Gece burayı çok güzel aydınlatıyor. Kendi gülümü dikmiştim. Para ağacım burada biliyorsunuz. Ve başka birçok şey yaptım aslında ama mesela bunları buraya getirdim. Dedim ki burada daha hoş, daha görsel bir şey oluşacak. Görüntü oluşacak dedim. Bu Purple Delight Variegatalarım arkadaşlar kınalı yapıncak gibi oldu. Şöyle görüntüyü denetleyelim. Ay niye bozuluyor bu görüntü? Bakın şunun güzelliğine, muhteşemliğine.
Bunu da Aysel'in çiçeklerinden aldım arkadaşlar. Bakın bu da çok güzel bir tür. Ben de daha bir farklı renklenmeleri oluyor arkadaşlar. Sanki böyle almışsınız da hani üstüne boyayı sıçratmışsınız gibi olmuş. Şimdi bu videonun tam da şu noktasında Aysel'le Damlacığıma bunun reels'ını çekip hemen göndereyim arkadaşlar. Yoksa bahçenin diğer kısmına gittiğimde, evin diğer işlerine daldığımda unutabilirim. Bakın şu blush full'uma. Bunu Ütop Çiçek Evi Nurcan Hanımcığım'dan almıştım. Muhteşem renklenmeleri var. Muhteşem. Arkadaşlar bakın elegansım. Yani hep ben size diyorum ya arkadaşlar, çiçeklerinizi, özellikle de para ağaçlarınızı ne kadar büyük saksıya dikerseniz o kadar güzel olurlar. Bu her çiçek için geçerlidir. Kaktüsler için de aynı şey geçerli. Küçük saksı olayı arkadaşlar, yani ben büyük saksı taraftarıyım. Çünkü büyük saksı çiçeği daha görsel hale getirir. Daha toprağı bol, işte vitamini bol. Yani dolu dolu saksılar elde edersiniz arkadaşlar. Bakın şekil 1A benim sukulentlerim, benim para ağaçlarım ve Neşe ablanın bir tane bahçesinin, yani Neşe'li sukuların bahçesinde arkadaşlar bir para ağacı var, görmeniz lazım. Ben hayatımda o kadar büyük variegata para ağacı görmemiştim. Ve Neşe abladan getirdiğim 5 full dediği İonium arkadaşlar. Alcan sukulent. Şu saksı olduğu gibi alcan sukulent. Ve arkadaşlar yani artık yoruldum ve buraları düzenlemek için de yani bir iki gün dinlenmek istiyorum. Gerçi yarın da evi temizlerim. Bakın drakolara eğilemiyorum çünkü arkadaşlar başım ağrıyor. Migren başladı dediğim gibi. Sonrasında yani eğilirsem daha çok başım sanki öne düşüyormuş gibi oluyor. Bu sepet de şimdilik burada ama bunu da zamanla yerini değiştirebilirim diye düşünüyorum. Ve ben arkadaşlar unutmadan Damla'yla Aysel'e şu saksının görüntüsünü göndereyim. Görsünler çünkü Belçika'da böyle güzel renkleniyor bu Purple Delight Variegata. Ve Aysel de Damla için bir reels çektim, gönderdim. Onlar da hikayelerinde paylaştılar. Küpteki şu şey orkide çubuklarını aldım. Çünkü arkadaşlar o tür cluster formlu ve kökleri dip kısımda olanları, ay yine oraya gideceğim. Bakın dayanamadım yine. Size göstermeden edemeyeceğim. Biliyorsunuz bunların kökleri şu alt kısımlarda arkadaşlar. Ve kökler toprağa tutulana kadar ben böyle orkide çubuklarıyla tutturuyorum. Böyle de sanki iş yerinde sunum yapıyormuş gibi çubuklu arkadaşlar modunda geziyorum. Ve ağacı muhteşem oldu. Muhteşem arkadaşlar. Şunun güzelliğine, şunun tontiş koluğuna ve Nilüfer durmadan çalışıyor tabi. Naneleri yine oraya koydum. Elma ağacım arkadaşlar biraz yan durmuş. Akşamüstü de elma ağacını şuraya dikeceğim arkadaşlar. Bu güzel bir çiçeklendi. Bir çiçeklendi ki sormayın gitsin. Bahçesi olan herkes. Bir de bunun çok hoş bir kokusu var arkadaşlar. Çok nasıl diyeyim, ıhlamurumsu tarzı tatlı tatlı şeker yani. Böyle çok hoş güzel bir kokusu var. Ben sabahları özellikle bu güzelliğin kokusunu alıyorum. Bakın eski ev sahipleri buralara da lambalar koymuş ama bunları atacağım arkadaşlar. Elim değmedi. Şurada da bir tane köpek şeyim var benim. Heykelim var. Gördünüz mü daha önce? Hiç fark ettiniz mi? Bu heykel de önceki ev sahiplerinden arkadaşlar. Buradan da acaba ne gibi hazineler çıkacak bakalım. Yani çok arkadaşlar çok bitki dikmişler. Bahçe böyle birazcık boğuluyor, öyle söyleyeyim. Bakın ben ne yaptım bugün, bitmek Nilüfer'in işleri. Burayı biçtim, burası hali yoluna geldi ama ya bu var ya, bahçede çamaşır kurutmak kadar konforlu bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten asıyorum buraya, 20 dakika sonra tüm çamaşırlar kuruyor arkadaşlar. Belçika'nın rüzgarı ve şu son bir haftadır da bayağı bir sıcak. Yani öyle. Ve şimdi bir şey gördüm de gözüm oraya kaydı. O yüzden dikkatim dağıldı. Arkadaşlar ben bu sabah elime motoru aldım. Tar 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 buraları ne yaptım, biçtim. Arkadaşlar burası bir büyükmüş. Bir büyükmüş bu bölge. Ben hiç bu kadar
büyük bir alan çıkacağını tahmin edemedim başlangıçta. Şimdi ben bu dalları biçtim. Arkadaşlar biraz yapraklarının senişmesini bekliyorum. Bunları buradan akşamüstü toplarız. Şunları da daha keseceğiz. Onlara gücüm yetmedi. Motorlu testere şey için arkadaşlar, şu tür çalı bitkilerini biçmek için motorlu testerem var. Şimdi diyeceksiniz ki Nilüfer biçtin ne olacak? Bunları yavaş yavaş sökeceğim. Çünkü bunları beğenmedim. Ne çiçek açıyor ne bir şey. Öylesine dikilmiş. Yani bahçe dışarıdan görünmesin diye yapılmış ama arkadaşlar benim öyle bir şeyim yok. Burada zaten görüyorsunuz herkesin bahçeleri açık. Video çekerken telefonun hafızası doldu arkadaşlar. Kaldığım yerden devam edeyim. Şimdi buranın büyüklüğünü az çok tahmin edin diye şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Buranın şöyle düşünün, mesela şu köşeden şu benim olduğum yere kadar düşünün, yani şöyle buranın %75'i kadar büyüklükte burası, yani şurası. Ama burada neler yapılmaz ki arkadaşlar, neler yapılmaz. Şuraları bir çıkartalım da bakın, yani şunun köküne gövdesine bunları çıkartmak hiç kolay olmayacak biliyorum. Bununla birlikte burayı düzenledikten sonra da yine çok güzel bir bahçe köşesine kavuşacağını ümit ediyorum. Meyve ağaçlarını arkadaşlar ben buraya dikmeyi planlamıştım. O plana da geri döneceğim. Tekrar vazgeçtim. Hani elma ağacını diğer tarafa dikeceğim dedim ya, vazgeçtim. Arkadaşlar buraya yapabilirim. Çünkü alan gayet müsait, gayet de büyük. Ve Allah'ım yarın çöp gününde inşallah yeşil çöpleri alırlar da ben de şu bahçe atıklarından bir an önce kurtulurum. Buraları da biçeceğim, biraz tıraşlayacağım. Buraları tıraşlamak gerekiyor. Bunlar kurumuş arkadaşlar, yani bunların yerine yani bir şey dikilebilir. Belki şimşir dikerim hani, ama sökmek arkadaşlar, sökmek bu sene kaldı. Bu sene kaldı çünkü artık gücüm kalmadı, yoruldum. Artık kendime bakmak istiyorum. Hep bana diyorsunuz ki Nilüfer'cim biraz da kendine bak, bu gençliği arayacaksın diyorsunuz. Gayet de haklısınız ve dünkü videoma o sımsıcak, içten, sevecen, duygu dolu benim bu bahçedeki ve Belçika'ya geldikten sonraki emeklerimi anlayan, benim duygularımı paylaşan her birinize buradan sonsuz bereket, iyilik, şifa, artık güzel haber, nasıl bir niyet varsa kalbinizde bir an önce gerçekleşmesini tabii ki çekim ve hak yasası babında arkadaşlar. Çünkü mesela atıyorum ben fesat bir insanım. Ve fesat bir insan olduğum için de diyorum ki Allah'ım diyorum, ne olursun diyorum, şu kişinin diyorum şu çiçeğine şöyle olsun böyle olsun. O istek yerine gelmez. Bunu söyleyelim öncelikle. Arkadaşlar o tümörlü türü ben bakın buraya dikmişim, unutmuşum. Nereye diktim? Unutuyorum çünkü bahçede o kadar çok bitki var ki. Yani unutmam da çok normal. Bu arada Greenovia'larım arkadaşlar kayısı modunda yumurtaya döndü yani. Bu arada orada yapraklarım var. Şurada da var arkadaşlar. Hatta bunlar artık bakın bebek formuna gelmeye başlamışlar bile. Bu da Elan'ım. Yani şunu da göstereyim. Bakın Superbum Variegata'larım. Geçen Superbum demişim ama Variegata dememişim. Yapraklarından da anlıyorsunuz zaten. Yani şunu demek istedim. İçinizdeki niyetleriniz iyi niyet olduktan sonra kabul olacaktır. Yoksa ben oturduğum yerden işte kötülük niyeti dilersem arkadaşlar, o kötülük ne olur? O düşünce kimin kalbinden geçiyorsa ona gider. Yani benim dünkü videomda bahsetmiş olduğum şey böyle bir mesajdı. Çünkü Sare ablamın bir lafı var. Nilüfer'cim der hep bana. Allah kime ne vereceğini, ne kadar vereceğini çok iyi bilir. O çok büyüktür. Sen yaptın, çalıştın, didindin, bahçenle uğraşıyorsun ve Allah da sana mükafatını veriyor bebeğim der. O bana hep bebeğim der. Canım Sare ablacığım benim. Arada gölgeye düşüyor ama problem değil. Siz zaten benim çiçeklerimi her türlü çok seviyorsunuz. Ve şimdi arkadaşlar ben size bir hikaye daha anlatacağım. Bir ara bir canlı yayında anlatmıştım da bana şey demişlerdi, bunu şeyde videonda da anlat demiştin Nurcan Hanımcığım, bakar mısınız
bir haftada ne kadar büyüdü? Hepsi arkadaşlar burada sizin gözünüzün önünde yavaş yavaş büyüdüler. Bunlar yeni gelenler tabii. Ve şimdi ben videomda anlatmış olduğum her türlü bilgiyi deneyimledikten sonra size anlatıyorum. Avrupa'nın hava şartlarında, rüzgarında, karında, fırtınasında nasıl olduğuyla ilgili, ki tabii ki benim hava şartım arkadaşlar Türkiye'nin doğusu ve karasal iklimlerinde de, bakın bu Tontoşko'da açıyor. Karasal iklimlerinde de nasıl arkadaşlar, benzer yani Ağrı, Kars dolayları. O nedenle benim anlatmış olduğum hani bilgiler zaten ispatlı, delilli oluyor. Yani işte mesela bir şeyi, toprağa katılacak bir materyali, malzemeyi anlatırken eğer ki o sırada negatif bir durumla karşılaşılmışsa ya da pozitif, bunları da bir an önce sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ki sizler de eğer dezavantajlı yönleri varsa bilin. Yani avantajlı ve dezavantajlı yönlerini bilmek her zaman için çok çok iyidir. Yani şöyle bir durum var arkadaşlar, bakın. Birisi çıkmış dünya tepsi gibidir demiş. Herkes bir müddet inanmış. Ama sonra birisi çıkmış demiş ki dünya yuvarlaktır demiş. Ve o yuvarlak olan bilgi şu anda geçerli. Ve yani bu işte böyledir arkadaşlar. Yani hiçbir bilgi, yeni bilgi güncellenene kadar hani hep şey kalmaz, geçerli kalmaz. Yeni bilgi çıktıkça eski bilgi artık güncellenir, yeni bilgiyle yola çıkılır, devam edilir. Yani bunu demek istedim. Bu çiçeklerde de böyle, çünkü iklim değişiyor, hava değişiyor, şartlar değişiyor, rüzgarın yönü, güneşteki patlamalar, biliyorsunuz geçenlerde güneşte patlama oluştu arkadaşlar ve kuzey ışıkları görüldü Belçika'da, Hollanda'da. O nedenle eskiden bilinen birçok bilgi artık yavaş yavaş güncellendi. Bu arada bunlar benim mavi poşet atığım, yani plastik metal atığı, o gidecek, bak orada kalmış, videoda da çirkin görünmesini istemem aslında. Yani deneyimlediğim her şeyi zaten size delilli, ispatlı kanalımda gösteriyorum. O nedenle hani ben bu şekilde çiçeklerimi yetiştiriyorum, sizlerle de bunu paylaşıyorum. Bu arada formu bozuk olanların kellelerini almıştım, onlar doğrular, bakın yeni yapraklar, her yer yaprak. Arka taraf yaprak. Emin annem de Sırbistan'daydı akşam. Sare ablama doğru gidiyor. Bakın cluster formlu sukulentleri de bu şekilde dikebilirsiniz. Ve benim bahçemde arkadaşlar böyle gezinirken sizlerin huzur bulmanızı ve 2 dakika kahvenizi içerken günlük koşuşturmalardan uzaklaşarak böyle sevimli sevimli bu şeker, bonbon şekeri sukulentleri izlemenizi isterim. Yani gönlümden o geçiyor. Şimdi aslında ben size bir hikaye anlatacağım dedim, araya yine laflar girdi. Hatta şimdi belki güleceksiniz ama gülün diye anlatacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz, bakın buralar yine böyle rengarenk. Biliyorsunuz dikenli incir kaktüsü var. Ve ben onu çok seviyorum. Bahçemde de mümkün olduğunca yetiştirmeye çalışıyorum. Benim Bodrum'dan getirdiğim, geçen sene getirmiştim. Bir tane dikenli incirim var biliyorsunuz, şu köşede, şu İonium'un dibinde. Geçen kış, yani bu kış fırtınadan, örtüden bu kırılmış arkadaşlar. Ben görmemişim. Ben de bunu buraya diktim. Şimdi hikaye böyle başlıyor. Anlatayım. Bunun da bakımını yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben Kartepe'deki evdeyken bu dikenli incirden 4-5 tane yine tatil mekanına gittiğimizde oradan bir yerden almıştım arkadaşlar. Ve bu dikenli incirleri evin duvar boyuna yan yana yan yana diktim ki hani birkaç kök olsun ve şuralardan yavrulayınca şöyle gür gür dursun diye. Ve ben bunları yan yana dikip etrafını da böyle arkadaşlar biliyorsunuz dikince ne oluyor, toprak oluyor. Bir de beyaz taşlarla da çevirmiştim. Eşim işten geldi, ne dedi biliyor musunuz? Bu mezar taşlarını dedi, bahçeye yere dikmişsin. Mezarlık gibi olmuş ev, bahçe dedi. Yani bunlara mezar taşı der hep.
Ben de böyle ara ara bu hikayeyi anlatıyorum. Arkadaşlarım da çok gülerler. Gerçekten de çok doğru arkadaşlar. Bunları böyle yan yana dikmişim ya. Böyle etrafında taşlarla çevirince aile mezarlığı gibi olmuştu. Tövbe estağfurullah ya Rabbim. Yani böyle de komik hikayelerim vardır yani. Bakın Marnier. Marnier renkleniyor. Yine Ajan Sukulent Necla ablamdan. İyonyumlarım arkadaşlar toparlanıyor. Bu kışın etkilenen vardı ya. O. Bu da geçenki Mayıs ayı zirai donunda etkilenmişti. Kellesini aldım. Nasıl oldu? Bakın şu tontoşko da yakında çiçek açar. Ve böyle de bir anım var. Şu güzellik bakın ne kadar güzel açtı. Şunun çiçeklerinin güzelliğine bakar mısınız ya? Muhteşem, muhteşem. Yani çok güzel açtı. Yani bundan böyle bir çiçek performansı. Şurada da kamp ateşlerim var. Ve Purple Delight'larım. Bunlar normal Purple Delight arkadaşlar. Bunu da Kaktüs Marketi Kadir abi'den almıştım. Kaktüslerim hep patlattı, yavruluyor bakın. Şuralarda dolu. Bu yapraklar çıkarsa var ya değmeyin keyfime yani. Bu böyle baloncuk baloncuk bakın. Bir sürü bir sürü ne olacak? Yavrular, yeni yapraklar çıkartacak. Bu da buradan yavruluyor. Ya şöyle sütün kaktüslere bayılıyorum. Bunun çiçeği muhtemelen çok güzel bir çiçek olacak. Şimdi bakın arkadaşlar şu renklere, şu güzelliklere. Allah'ım ya Rabbim sana sonsuz kere teşekkürler ediyorum. Bu arada arkadaşlar Düzce Gölyaka'dan Yasemin miydi? Ay çok çok özür diliyorum ismi yanlış kullanıyorsam. Düzce Gölyaka'ya selamlar olsun. Nilüfer ablacığım beni arar mısın? Seni çok seviyorum. Sana ulaşmak istiyorum. Seninle konuşmak istiyorum demişsin. Ben de sana yazdım YouTube'dan yorumun altına. Bana Instagram'dan ulaşabilirsin canısı. Bakın Eflatun, Eflatun. Ay bunu da dikeceğim sıra gelmedi ama yarın şöyle bir bahçe işlerine mola vereyim değil mi? Kendime şöyle birazcık müsaade edeyim. Şimdi güneşine buradakileri arkadaşlar ön tarafa diktim. Buradaki saksılar boşalıyor ki seneye kışın verandada korumak daha kolay olsun diye. Ve arkadaşlar bu hobide belli bir aşamaya geldikten sonra artık şeye geçiyorsunuz. Hani türleriniz arttı diyelim. Dizayn yapmaya geçiyorsunuz. Yani işte nasıl bir dizayn yaparsam işte balkonumda daha hoş ya da bahçemde daha hoş durur ya da farklı saksılara yönelebilirsiniz benim gibi. Ben mesela böyle küp saksıları çok seviyorum. Tabii ki imkanlar dahilinde bütçenize göre, bütçenizi de çok sarsmadan. Çünkü mesela ben görüyorum maddi durumu gayet yerinde olan arkadaşlar çok güzel saksılar alıyorlar. Tabii ki o saksılarda yetiştirmek çok güzel bir şey. Yani imkanı olan herkes arkadaşlar böyle sukulentlerini küp saksılara ya da ne bileyim böyle Kore saksıları oluyor çok güzel. Onlara dikerseniz de çok çok hoş durur yani. Çünkü bazen böyle çok işte takıl tukul saksı olduğu zaman da görüntü hoş durmuyor bahçelerde. Ben mümkün olduğunca hani saksılarımı düzenli yapmaya çalışıyorum ama bazen de elde olmuyor. O anlık diki veriyoruz. Yani o yüzden güzel saksı edinen ya da güzel saksı dizaynı yapan arkadaşlara da gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü bu hobi evet yetiştiriyoruz ama bakın şu tontoşkunun tomurcuklarına. Evet. Yani belli bir zaman sonra artık saksılara geçiyoruz ki ben de öyle oldum. Yani küp saksıyı zaten eskiden de çok severdim. Türkiye'deki Kartepe'deki evimde de arkadaşlar bizim Adapazarı'nda Karasu Kandıra Kavşağı'nda bir küpçü vardır. Ve oradan ben hep gider küp alırdım. Bakın şunun renklenmesine, şunun rengine bakar mısınız? O nedenle bu hobide hiçbir şey arkadaşlar must yani zorunluluk değildir. Sadece önemli olan sizin birçok video izliyorsunuz ya o videolarda edinmiş olduğunuz bilgilerinizi harmanlayarak kendi iklimimize ve şartlarınıza göre arkadaşlar ne yapmak? Çiçeklerimizin hepsini yetiştirmek. Ben hep söylüyordum. Ben Türkiye'deyken arkadaşlar bahçe çiçekleriyle başladım. Çocukluğumdan beri o şekilde oldu.
Sonra yavaş yavaş kaktüs ve sukulente geçtim. Bu arada bir soru geldi. Şerife Türkkan olması lazım. Nilüfer'cim dedi, bunları ne sıklıkla sulayacaksın? Arkadaşlar, bugün sulamayacağım. Sulayacağım zaman videolarımı takip edin. Ve suladığım zaman sizler de o sıklıkla, ama ikliminize göre. Benim şu anda hava durumum arkadaşlar 27 derece şu anda burada. Toprağı kuru tutmayacağız çünkü küremizin yaş kalması gerekiyor. Çünkü kürenin toprağın altında kuruyup böyle dağılmasını istemiyoruz. Kürenin bütünlüğünü korumamız lazım. Ve değerli arkadaşlar, bugünkü videoda da şöyle hafif esintili, sıcak, sımsıcak bir video oldu. Çünkü burası çok sıcak. Ve şu klematisler, Allah'ım yarabbim, Sara abla bana bulaştırdın bu klematis hastalığını. Böyle bu arkadaşlar eflatun, pembe de değil, bu eflatun çıktı, hiç de pembeye benzemiyor yani, çünkü renk değiştiriyor. Şimdi artık içeriye gireyim, yemek yapma ve kendimi toparlama. Şöyle saçım başımı bir düzelteyim de şöyle bir insan içine çıkacak hale geleyim. Şimdi diyeceksiniz ki Nilüfer'cim öyle deme. Ya öyle diyorum çünkü arkadaşlar, yani bahçeye bakmaktan kendime bakamıyorum diyorum ya, aman bunları da burada unutmayayım. Bahçe çünkü düzensiz durmasını hiç sevmiyorum, hiç. Bir şey gözüme ilişti, onu göstereceğim. Onunla kapanışı yapalım. Ya şunun şu renk geçişlerine bakar mısınız? Muhteşem, muhteşem. Bu da Echeveria hui. Bu da çok güzel bir tür. Burayı da yine rahatlatmam lazım. Bakın burada bir ton toşko sıkışmış. Ve değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hayatınızda hep size böyle kucak açan ve açtığı kucağı hiçbir zaman kapatmayan, sizin yapmış olduğunuz iyilikleri arkadaşlar hep böyle nasıl diyeyim, yapmış olduğunuz iyilikleri anlayan, vefakar ve hayatınızda hep böyle güzel insanlar olsun. Hayatınızda böyle sinirli, negatif, işte höt höt laf söyleyen o tür insanları arkadaşlar hayatınızdan uzak tutun ki sizin enerjinizi dibe çekmesinler. Çünkü hayat zaten çok zor. Bir de böyle şeylerle uğraşıp hayatınızı, kendinizi arkadaşlar şeye çevirmeyin, yani negatife çevirmeyin. Hayat hep pozitif olsun. Bir insan arkadaşlar nasılsa gittiği mekana, çiçeklerine, bahçesine de o enerjiyi götürür. Ve değerli arkadaşlar, videonun başında dediğim gibi iyilik yapanlarınız bol olsun. Sizler iyilik yaptıkça eş dost, akrabalarınız, çocuklarınız hep nasiplensinler. Ve değerli arkadaşlar, bakın geçenki Viryagatam. Allah herkesin kalbine göre veriyor. Herkesin kalbine göre önüne bir takım durumları çıkartıyor. Ve Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun ki bana yardım etti. Allah kalbi güzel, temiz tüm insanlarımıza yardım etsin. Bu tüm dünya için, tüm insanlık için olsun. Ve değerli arkadaşlar, hepinize huzurlu, güzel günler dileyerek kendiniz için bir şey yapmanızı ve o yaptığınız şeyin dalga dalga kelebek etkisiyle büyüyerek hayatınızda hep böyle güzel insanların olmasını diliyorum ve şimdilik hoşça kalın diyorum.